Spor'un kanalı Spor TV hoş geldiniz sevgili Spor TV ailesi diyelim sevgili spor severler. Spor TV ekranlarında Güreş Dünyası programının ikinci yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyet tarihimizin aynı zamanda ilklerini başaran bir isim Yasemin Adar bir kez daha hoş geldin. Hoş bulduk. Evet hemen yanında değerli hocası Efraim Kahraman. Aynı zamanda kadın milli takımımızın antrenörü ve İstanbul Büyükşehir Belediye'de de erkek takımının başında. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve daimi yorumcumuz sevgili Recep Tosun anlatımlarıyla da Yaşar Doğu uluslararası turnuvaya renk kattı diyelim. Organizasyon baktığımız zaman biz de burada Yasemin Adar'ı ağırlarken tabii ki denk geldi. Kadınlarda şampiyon olduk sevgili Yasemin. Erkeklerde ikinci basamaktaydık ama biz şimdi Yasemin Adar'ı bir kez daha tanıyacağız. Yasemin Adar ülkemize toplamda 4 kez Avrupa şampiyonu sevinci yaşattı. Dünya şampiyonalarında elde ettiği dereceleri biz hep burada lanse ettik. Ama ne eksik? Olimpiyat madalyası. Evet. Yani bir podyum eksik sevgili izleyiciler ve bunu da başaracağına inanıyoruz kendisi için. Yasemin şimdi geçmişe de gidelim dilersen. Ya program Güreş Dünyası, güreşi konuşacağız. Hocamız da burada. Hem tabana da yiyeceğiz. Sevgili Recep Tosun da organizasyonları takip ediyor. Örnekleri de olacaktır ama Yasemin ilk başta güreş dememiş, atletizm demiş. Mesela sevgili izleyicilerimiz bunu bilmiyorlar. Bu farklı bir durum olacak. Güreşe geçişim ve ya adım atmalarını bir konuşalım dilersen ilk başta. Tamam, olur. Ben aslında sporla tanışmam lise zamanlarında oldu ve beden eğitimi öğretmenim tarafından beni spora teşvik etti kendisi. Ve ben kendim lise zamanındayken beden eğitimi öğretmeni olmaya karar verdim. Ve bunun için de ne yapmam gerektiğini ilk önce öğretmenimle konuştum ve bana belli bir puan almam gerektiğini söyledi. Tabii bizim zamanımızda ÖSS vardı, şimdi YGS var bildiğim kadarıyla. Evet. ÖSS'den belli bir puan alıp arkasından buradaki mülakatlara hazırlanmam lazımdı. Ve ben ilk gittiğimde sporla uğraşmadığımı fark etti ve dedi ki senede bir spora yazdıralım ve bu atletizm oldu. Hı hı. Çünkü bütün sporların ana artık ana bilimi diyebilirim. Evet, evet, evet. Ve ben ilk atletizmle başladım ve kalıplı bir kişi olduğum için de gülle atma, cirit atma, çekiç atma bu gibi sporlara yöneldim ilk. Ve ben arkasından beden eğitimi spor yüksek okulunu kazandım. Ve oraya gitmek için çok önemli bir hareket vardı. Pirot hareketi. Ya bunu güreşçiler çok iyi biliyor. Jimnastikçiler çok iyi biliyor. Judocular çok iyi biliyorlar. Bu hareket zorunluydu. Ve benim o hareketi yapmam için de öncelikle öğrenmem gerekiyordu. Ve ben o hareketi öğrenmem için güreş eğitim merkezine gittim Balıkesir'deki. Ve orada iki tane antrenörle tanıştım. Onlar da benim çok yetenekli olduğumu söylediler. Ve neden güreşe başlamamı istediler. Ben de ilk başta çok tedirgindim açıkçası. Hiç kabul etmek istemedim. Çünkü güreş o zamanlar çok fazla bilinmiyor. Hani güreş biliniyor ama kadın güreşi bilinmiyor. Tabii. Ve ben de istemediğim halde Aslan Hocam bana zorla dedi ki senin mutlaka gelmen gerekiyor. İşte çok yeteneklisin, çok başarılı olacaksın. Beni kandırdılar. Sonradan baktım ki güreş salonlarından çıkmadım yani güreşe Yasemin Adar'a başladım. Bakıyorum hani önceki röportajlarına. Yani 4 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oluyorsun. Evet, kesinlikle yani bu da doğru. İlginç bir hikaye gerçekten. Birçok hikaye var da daha ilk adım attığında ikinci olma. Evet. Yani aslında şey. Türkiye Şampiyonları'nda hani bireysel spor olduğu için başarı çok kolay gelebiliyor. Hani belli bisikletlerde özellikle de. Ama şöyle bir şey var. Bizim şimdiki öyle bir jenerasyondayız ki şu an birinci adamla ikinci adamımızın arasında da dağlar kadar da fark var. Evet, bunu da yine açacağız seninle birlikte. Vakit kaybetmeden ben Efraim Hocam'a da sözü vereceğim. Sonrasında Recep Tosun'la da bir genel değerlendirme yapacağız tabii ki. Hocam sizi de tanıyalım. Şimdi Yasemin Adar'la ne kadar zamandır birliktesiniz, ne kadar zamandır birlikte çalışıyorsunuz ama tabii ki bir de öncesi var. Efraim Kahraman'ı tanıyalım bir de. Tabii ben de kendimi tanıtayım. Bayan Güreşi'ne 2015'te tanışmış oldum. Yasemin'i tabii duyuyorduk, biliyorduk. Ben daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, şu anda da hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde A takımda antrenörlük yapmaktayım. Hı. Erkek takımın. Çeşitli gruplarda daha önce 2006'dan beri Yıldız Milli Takım'da görev aldım. Genç Milli Takım'da görev aldım. Ve A takım Milli Takım'da serbest takımda görev aldım. Hatta ilk dünya şampiyonluğu Taşkent'te beraber yaşadık. Taha'nın şampiyon oluşunu, dünya şampiyonu oluşunu. Evet, evet, evet. Akabinde 2015 dünya şampiyonasından sonra bize Sayın Musa Aydın Başkanımız onun takdirinden, onun bize bu teklifinden bu görevi almış olduk.
Tokyo, pardon, Rio Olimpiyatları için bu göreve geldik. Rio Olimpiyatları'nda biliyorsunuz. Hocam tek altın, o da güreşten. Yani o da güreşten oldu. biz bayan takımı olarak Yasemin'le de ilk defa Avrupa şampiyonluğunu yaşadık. 2016 yılı. Ve devamında 2017, 2018, 2019'da da Avrupa şampiyonu olmuştur. 2017 ayrıca ilk defa kadın güreşi olarak tarihte ilk defa Yasemin Ada dünya şampiyonu olmuştur. Evet, Paris değil mi hocam? Paris, aynen, evet. Hatırlayalım. Unutulmaz. Tabii ki gerçekten. O maçlar unutulmazdı. Benim hayatımda köşesinde her zaman onları zamanla gururla seyredeceğim karşılaşmalar. Ve onun yanı sıra biz Yasemin dışında 2018'de Elif Jale'nin de Avrupa şampiyonluğu bulunmakta. Tabii. Onun yanı sıra Evin Demirhan Avrupa ve dünya üçüncülüğü vardır. Buse Tosun dünya, Avrupa ve dünya şampiyonası. Bunlar A kategorisinde. Tabii U23'te de Avrupa dünya şampiyonlukları var. Yasemin Buse ile Evin'in. Yani tabloya baktığımız zaman gerçekten çok başarılı bir 3-4 yılımızı geçirdik. Ve biz bunu olimpiyatla taşlandırmak istiyoruz. Bizim zaten ilk geldiğimizde de bunu söylüyorduk. Olimpiyat için hedefliyoruz. Olimpiyat bizim hedefimiz. Şimdi şu ana kadar kadınlarda olimpiyatlarda yer alma sürecimiz olmadı. Şu ana kadar kotamız yoktur. Kotamız yok. Yani evet. Biz olimpiyat geçmişten de bugüne kadar ve biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Podyumda hedefliyoruz, zirve hedefliyoruz tabii ki hocam. Tabii yani biz dünya... Hep buna gelecek çünkü konu. Tabii. Gene bağdaştıracağız. Yani dünyada baktığımız zaman kadın güreşi yani Türkiye'nin söz sahibi olduğunu söylüyoruz her zaman. Evet. İki defa da Avrupa şampiyonasında takım halinde üçüncülüğümüz vardır. Takım halinde, takımları da bugün. Yani 2018 ve 2019'da takım halinde Avrupa üçüncüsüyüz. Tabii bu kolay değil. Yani burada sadece bir Yasemin de değil, onun yanı sıra diğer başarılı olan sporcular da çıkmış oldu. Evet. Ve bu bizim için güzel bir göstergeydi. Yani olimpiyat için, fakat son dünya şampiyonasında maalesef çok ciddi bazı son 5 saniye, çok 3 şey saniye. Çok şey hocam orada. Yani lobicilik deniyor. Biraz yani, belki rehavet de olabilir. Bunu da orada ekleriz ama yani başkanımız Musa Aydın da Recep Tosun'la birlikte biz buradayken biraz dertliydi o konuda aslında. Yani bizim gerçekten ben Yasemin'le de konuşuyorum. Diğer sporcularla da bizim en formda olduğumuz bu dünya son Kazakistan'da yapılan dünya şampiyonasındaydık. Evet. Yani son mesela Yasemin'in son 7 saniye kala, Buse'nin son 2 saniye. Yasemin ve bunlar hep kota maçlarıydı yani. Evet. Yani rahatlıkla Yasemin oradan finalde yapabilirdi. Yani biliyorsunuz biz geçen sene de dünya şampiyonasında ikinci olduktan sonra ağlamıştık. Yani şampiyonluklara hedeflenmiştik. Tabii. Ve bizim maalesef böyle bir, biz önümüze bakmamız lazım. Evet, evet, evet. Yani elimizde güzel kumaş var. Yani biz onlara güveniyoruz. Özellikle tabii bunları ileride siz de soracaksınız da. Yani, tabii tabii hocam, dilerseniz bana bırakın. Evet. Ben size sorayım çünkü evet. Sevgili Recep Tosun'a da söz vermek istiyorum. Kendisi aynı zamanda spiker. Mücadeleleri de anlatıyor. Yaşar Doğu turnuvasında da gerçekten renk katmış. Birazdan izleyicilerimizle paylaşacağız. Bu arada Sports TV'nin Twitter hesabı üzerinden Sports TV etiketiyle bizlere mesaj gönderebilir. info@sportstv.com.tr'den de mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Peki o zaman şimdi Recep Tosun'a soralım. Yasemin Adar'ı. Anlatmaya ne zaman başlamıştınız ya da Yasemin gibi kadınlarımıza biraz vurgu yapıyoruz ilk bölümde, özel yapıyoruz yani Recep abi. Neler söylemek istersin Yasemin'e? Şimdi Yasemin'i anlatmaya kalkarsak Cumhuriyet tarihinin heykeli dikilecek bir güreşçisi. Evet, bunu konuştuk yayın öncesi. Heykel lazım. Yani oraya girersem çıkamam. Olsun, ben olsun. Bir soruyla devam edeceğim. Soru her ikisine de. Tabii. Eren 98 yılında başladı bayan güreşi. Hocam A milli takımda erkeklerde de görev aldı. Bu soruya her ikinize de. O günlerde başladığın yıllarla bugünleri kıyaslasan Yasemin, aradaki fark nedir? Olumlu ya da olumsuz? Bu noktada söylemek istediğim var mı canlı yayında? Yani olumlu yönleri bu, olumsuz yönleri bu. Bu zorluklarla karşılaştık gibi. Çünkü bunlar önemli. Bunları tolere etme zamanımız var en azından. Vaktimiz var. Ben şöyle cevap vereyim. Ben 2011 yılında güreşle tanıştım. Ondan öncesinde çok büyük sıkıntı çektiklerini öğrendim ablalarımızdan. Mindere çıktıkları zaman güreşmesinlerde bozuk para attıklarını falan öğrendim. Gerçekten böyle şeyler yaşamışlar. Antrenman yapmasınlar diye salonları kilitlemişler işte. Böyle durumlarla yaşadım. Ama ben 2011'den sonra hiç böyle bir problemle yaşamadım. Aksine
Artık şöyle bir şey var. 2016 yılından itibaren de 4 yıldan beri bir kadın güreşinde bir başarı ivmesi gitgide artıyor. Ve artık herkes bizi davet ediyor. Üstüne üstlük kadın güreşinden çok umutlular. Hep bir başarı bekliyorlar. Şu anda gerçekten de en başarılı olduğumuz dönemdeyiz. Olumsuz bir tablo yok diyorsun. Hiçbir zaman olumsuz bir tablo yok. Hocam tesisleşme noktasında işte bu noktada eksikler ya da fazlalıklar nelerdir? Yani şu anki, o zamankinden şu anki fark, tabii o zaman daha bayan güreşi gelişmiş değildi. İlk defa burada Türkiye'de, ben o zaman aktif spor yapıyordum. Ve kendim biliyorum yani bayan güreşi, yani bir tanesi ben de düşünüyordum yani açıkçası yani böyle bayan güreşçi mi olur diye. Hiç aklıma gelmiyordu yani böyle zaman gelecek antrenör olacağız. Ama tabii o yıllarda yabancılarını düşünün, o zamanlarda 10 yıllık veya 10-12 yıllık bir geçmişleri var yani yabancıların. 98'de bizim açılmada yani o kadar gelişmiş ki. Yani şimdi baktığınız zaman artık erkek gibi güreş yapanlarımız var. Yani yabancılar da aynı şekilde. Yani erkekten farksız. Ben zaten bazen diyorum ki yani erkek gibi güreşmezsek biz yenemeyiz. Yani tesisleşme tabii ki o zamankinden şimdi baktığınız zaman çok fark ediyor. Yani yaptırılmış olduğumuz kamplar, yani bizim o zamanki içtiğimiz sodanın hesabını yapıyorlardı. Yani şu anda çok şükür. Hamdolsun. Yani her şeyde sınırsızdır yani. Açık büfe her şey istediğimiz gibi istediğimiz yemeği yiyebiliyoruz. O zamanlarda kısıtlıydı. Yani ben kendim aktif spor yaptığımı da biliyorum. Ki o zamanlarda da çok baskı vardı. Yani bayan güreşinde yani Yasemin de söylediği gibi yani yadırgıyorlardı. Şu an yani ya bayan güreşi şu anda şampiyonluklarla kabullenmiş bir toplumumuz var. Mental yani, olarak bunu kabullenmiş durumda da. Evet. Yasemin sana şuradan devam etmek istiyorum. Türk adını bunu başarabileceğine olan inancı ne zaman yakaladınız takım halinde? Çünkü sen bir adım attın. Güçlü bir şekilde arkandan da az önce hocam saydı müthiş isimler geldi. Daha isimler gelir mi? Bu inancı ne zaman yakaladınız? Biz aslında ilk Musa başkanımızın bizi yurt dışına kampa göndermesiyle farkına vardık. Çünkü biz kendi aramızda kamp yaptığımızı zannediyorduk ki çok iyiyiz. İşte herkesi yeniyoruz gibi düşünce tarzı bir de özgüven eksikliğimiz çok fazla vardı. Ama biz ne zaman yabancılarla kamp yapmaya başladık? Biz gördük ki onlardan daha kuvvetliyiz, biz onlardan daha çok çalışıyoruz, biz onlardan daha çok istiyoruz. Ve daha cesuruz. Kesinlikle daha cesuruz. Sonra bunu gitgide birbirimizi aşılamaya başladık takım halinde. Biz çok iyiyiz işte bir güreş antrenmanı olduğu zaman yabancılarla beraber. İşte hatta biz kendimizi böyle motive etmek için yüzümüzü siyah kalemlerle boyuyoruz böyle savaşa gidermiş gibi. Güzel. İşte müzikler çalıyor bir yandan işte motivasyon için. O şekilde mindere çıkıyoruz. Sonra birbirimize bu şekilde biz çok iyiyiz. İşte ne kadar iyi olduğumuzu görün. Bakın o kızlar nasıl işte hiçbir şey yapamıyorlar bize. Biz aslında iyiymişiz de kendimizin farkına değilmişiz. Harika. Ama dediğimiz gibi biz bunu ikili kamplar yapmaya başladığımızda gördük. Harika. Ya bunu da, bunun için de Musa Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Evet, Musa Başkan'ı da yine ayrı bir bölüm açacağız ama dilerseniz 48.si tamamlanan Yaşar'da uluslararası turnuvayla devam edelim. Biraz VTR ile birlikte soluklanalım dilerseniz. Bir kez daha hatırlatalım. Organizasyon geride kaldı. 3 günlük bu dev organizasyonu Spor TV olarak yerinde takip ettik. Kadınlarda şampiyonluk genel klasmanda, erkeklerde ikinci basamaktaydık. Sporcularımızı yine ön plana çıkaracağız. Tabii ki yayın akışımızdan da yine bahsedersek Buse Tosun'a da bağlanacağız canlı yayında. Kendisi bir sakatlık geçirmişti. Son durumunu öğreneceğiz. O da milli sporcumuz, kendisinden beklentimiz büyük ve tabii Orhan Okulu da organizasyonu takip etmişti. İkinci bölümde de erkekler demişken kendisinin açıklamaları da var. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu da organizasyonu yerinde takip etti. Özel röportajlarımız dolu dolu bir program var. Dediğimiz gibi Yasemin Adar özelinde Yaşar Doğu Uluslararası Turnuvası'nda takip ediyoruz. O zaman Yasemin buradayken dilerseniz final mücadelesini hemen sizlere götürelim. Sevgili Recep Tosun'un anlatımıyla bir bölümünü özellikle tabii ki Yasemin Adar'ın da zirve yaptığı anlarla birlikte devam ediyoruz güreş dünyasına. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda ve minder hakemi masa hakemlerinden talimatı aldı, düdük çaldı ve zorlu final mücadelesi başladı. İlk dakikalar çok önemli. Bir göğüs çaprazından sürdü, tekte aldı. Bir puan aldı Macar güreşçi. Zanetta Neme. Kırmızı mayolu milli güreşimiz Yasemin Adar tekte aldı. Yakaladı, oradan bastırabilecek mi? Zon çizgisini içeri çekti. Dolandı, bastırdı, iki puan aldı. Ayak kilidini aldı. Buradan puan ya da puanlar çıkabilir değerli güreşseverler. Ama Macar güreşçi akıllılık yaparak kenara çıktı ama bir puanla da cezalandırıldı.
Eğer dışarı çıkmamış olsaydı ayak kilidiyle puan ya da puanlar çıkartabilirdi. 3-1 öne geçti. 1-0'dan geriye düştü. Bu zorlu final mücadelesinde altın madalya için güreşiyor. Kırmızı mayolu milli güreşçimiz Yasemin Adar ve Minder hakemi yerde başlattı. Bir kez daha, bir kez daha ayak kilidini arıyor Yasemin Adar. Bakalım alabilecek mi? Şu an için müdafasını iyi yaptı Macar güreşçi. Evet, çırpma pozisyonunda. Sağdan çırpıyor, bakalım çırptı. 2 puan da 5-1. Yasemin Adar altın madalyaya doğru güreşiyor. Bir çırpma daha 7-1. Daha ilk dakikada, ilk saniyelerde vermiş olduğu puanda ne oluyor dedik ama Yasemin Adar kalitesini, gücünü ortaya koydu ve daha henüz bir dakikada olmadan 7-1'lik galibiyet serisini yakaladı. Şu anda buz kesen bir sessiz var. Tek daldı oradan. Kas kanadı yaptı. Oradan yürüdü üzerine. 4 puan birden aldı. Yasemin Adar 4 puan birden aldı ve 11-4'e getirdi ama Macar güreşinin antrenörü bir itiraz süngerini Minder'e attı. Bakalım. Evet, 12-4'e geldi. Yani yapmış oldukları itiraz kabul görmedi. Ve 1 puan da itirazdan aldık. 12-4 Yasemin Adar. Eğer 2 puan da aldığı takdirde teknik üstünlükle altın madalya uzanacak. Yasemin Adar yine koltuğundan çekti. Oradan bir saltı mı geliyor? Hayır. Bir puan da aldı Yasemin Adar. 13-4. Bir puan daha aldığı takdirde teknik üstünlükle Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya uzanmış olacak. Hadi Yasemin Adar tek de aldı. Oradan bastırabilecek mi bakıyoruz. Artık buradan Yasemin Adar ellerinde topuklardan birleştirdi. Evet, birleştirdi. Bastırdı, blok etti ve Yasemin Adar 76 kilogramlık siklette şampiyon oluyor ve altın madalya az sonra madalya seremonisinde İstiklal Marşımız çalınacak. Çırpma pozisyonunda. Sağdan çırpıyor. Bakalım çırptı. 2 puan da 5-1. Yasemin Adar altın madalyaya doğru güreşiyor. Bir çırpma daha 7-1. Yaşar Doğu turnuvası gerçekten çok güzeldi. Güzel rakiplerimiz vardı. Avrupa'da, dünyada madalyalı sporcular vardı. Ben de onlardan biri olarak Yaşar Doğu turnuvasında güreştim ve şampiyon oldum. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ama bizim hedefimiz tabii ki de uluslararası turnuvada şampiyon olmak değil. Şimdiki hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Ve arkasından olimpiyat kutası almak istiyorum. 2020 Tokyo olimpiyatlarında da ülkemi en iyi şekilde temsil edip tekrardan bir tarih yazmak istiyorum. Yani hedefimiz her zaman 2020 Tokyo. 4 yıldan beri üst üste şampiyonuz, Allah nasip ederse inşallah bu sene de tekrardan şampiyon olmak istiyorum ve 5'e hedeflemek istiyorum. Takım halinde de Avrupa 3.sü oluyoruz takım olarak. Biz bunu biraz daha ileri taşıp Avrupa takım olarak şampiyon olmak istiyoruz. Gerçekten de çok başarılı bir takımımız. Şimdi Avrupa Şampiyonası hazırlık kampımız Edirne'de gerçekleşecek. Eminim ki orada çok güzel çalışıp çok büyük başarılarla Türkiye'ye geri döneceğiz. Kadınlarda olimpiyatta alınmış madalyamız maalesef ki yok güreş anlamında. Kendi branşım olarak söylüyorum. Ben istiyorum ki olimpiyatlara bir tarih yazayım, şampiyon olayım ve İstiklal Marşı'nı söyletip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Evet, sıcağı sıcağına röportajlar sevgili Recep Tosun'un final anlatımı. Her şey çok keyifliydi. Stüdyo konuğumuz Avrupa ve Dünya Şampiyonumuz Yasemin Adar. Bir kez daha vurgu yapalım ve kendisi 4 kez Avrupa şampiyonu elde etti. 5.sini hedefliyor ama ana tabii ki hedef Tokyo 2020'de yer alıp madalya almak. Hep vurgu yapacağız buna. Yasemin, şimdi uluslararası sitelerde baktığımız zaman, bir search yaptığımız zaman bakıyoruz hemen geçmiş dereceleri. İlk olarak altın Mersin'de başlıyor Akdeniz oyunlarında, evet, öyle değil mi? Evet. Yani ilk altın madalya, burada edilen dereceler, yani duygu yoğunluğu nasıl? Yani her zaman o ilk heyecan var değil mi? Kesinlikle ya, heyecanım hiçbir zaman bitmiyor. Hatta Türkiye şampiyonlarında bile elim ayağım titriyor ya. Betim benzin atıyor. Hocalar diyor ki sakin ol. İşte sen artık hani Avrupa Dünya Şampiyonu bir güreşçisin. Evet. Ama bunun eğlencesi de zaten heyecanı olması gerekiyor. Hocam, o heyecan olmazsa sanırım olmaz. Bu olmadan olmuyor. Her meslek için belki de. O heyecan mutlaka olması gerekiyor. Çünkü onun değerini daha iyi anlayabilir. Evet. Tekrar olma arzusu olur. Tekrar o heyecanı yaşamak için onu ister yani. Ben kendim şampiyon bir sporcu olamadım ama şampiyon sporcular da yetiştiriyorsunuz hocam. Yaşadığım şey duyguları yapmayayım, söylemek isterim. Peki Macar sporcu öncesinde tabii ki
hedefimiz büyük ama hani mücadele içinde olsun, sonrasında olsun yani altına hedefliyorduk. Ama Macar sporcunun öncesinde daha önce bu arada yine bir mücadeleniz olmuş muydu? Onu sormak istiyorum mesela. Daha önce karşılaşmış mıydı? Evet, ben birçok kez Macar sporcuyla karşılaştım. 2018 Dünya Şampiyonası'nda karşılaştım, evet. Yarı finalde. Aynen, bunu hatta konuşmuştuk. Hatta bana fair play ödülü vermişlerdi. Evet, ayağı evet, sakatlanmıştı müsabaka evet, esnasında. Avrupa Şampiyonası'nda yine finalde karşılaştım kendisiyle. Zaten kendisinde U23'te olsun, gençlerde olsun, büyüklerde olsun. Evet, tanıdığım bir rakipti. Evet, bildiğim bir rakipti. Madalyalı bir sporcu yani. Sevgili Recep Tosun anlatırken. Rakipten anlatırken büyük heyecan zaten. Evet. Müthiş. Dakikalarda ne oluyor dedik kollar çekmelerde ama kalitesini ortaya koydu. Rakipten bahsetmişken özellikle olimpiyatlardan inşallah kotayı alacak Kanadalı bir rakip var. Hakikaten çok ciddi. Onun hakkında nasıl bir çalışmalar, bilgi sahibisin ya da hocam bu iki soru aslında ikinize Yasemin. Ya ben Kanadalı rakibimden daha çok sadece Amerikalı rakibimi düşünüyorum açıkçası. O beni daha çok zorlayacağına inanıyorum. Çünkü Kanadalı sporcu biraz daha hani teknik bakımından iyi olmadığını düşünüyorum. Sadece böyle biraz daha atak görünerek hani hakemleri yanıltma peşinde. Her zaman bunu düşünüyorum. Ve sadece güç bakımından baktığımız zaman benim de birazcık geç güreşe başlamamdan dolayı sıkıntılar yaşıyorum teknik konusunda. Ama eminim ki 2020'de eğer ki olimpiyat kotasını alırsam ve karşılaşırsak hani çok büyük sürprizler yapabilirim ikisine de. Harika hocam. Çok güzel. Tabii Yasemin'in özellikle Amerikalı olsun, Beyaz Rus olsun, Kanadalı olsun her sporcu farklı bir stilde. Özellikle Kanadalı biraz kuvvetli, biraz atak görünme açısından bizi yanıltabiliyor ama biz daha önce onu da yenmiştik yani turnuvalarda. Yani biz de ona göre nasıl onun yenmek için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yukarıdan işte başka onu yenen sporcuları izliyoruz. Nasıl yeniyor, nasıl bir taktik uyguluyorlar. Biz de onlara da bakıyoruz. Onun için çalışmalarımız tabii ki vardır. Şimdi genelde birçok gerçek sorulardan biri şu. Mesela yağlı güreşte uzun bir spor dalı olduğu için minder güreşinde hep şunu merak ediyorlar. Yasemin Yaşar Doğu'da çok formda gözüktü. Bunu Avrupa Şampiyonası'na kadar ya da olimpiyatlara kadar nasıl sürekli hale getirecek? O yukarıda nasıl tutabilecek? Bu konuda diğerleriyle alakalı da nasıl çalışmalarınız var hocam? Şu anda Yasemin'e sorsanız soruyu bence katılmaz size. Formda olduğunu. Aynen, kesinlikle. Formda olduğunu söyleyemez. Şimdi rakip finaldeki rakibini sürklase ettiğine göre biz biraz daha bu noktada iyi olduğunu düşündük. Aslında benim en formda olmadığım yani, dönemdi Yaşar Doğu. Zaten biz hocalarımızla beraber bu konuda konuştuk. Avrupa Şampiyonası'na bile formda gitmeyi düşünmüyoruz açıkçası. Bizim için önemli olan Avrupa kalifikasyonu. Ben ve ekibimiz, hatta sporcu arkadaşlarım diyelim, hepimiz tamamen formumuzu olimpiyat kotalarını almak için kullanacağız. Bizim sadece bu hazırlık kampıydı zaten. Sarıyer'de hazırlık kampından gelerek Yaşar Doğu'ya katıldık. Hatta biz diyorum ki hocam hiç iyi hissetmiyoruz kendimizi. Hepimizde fizik anlamda bir gelişme var. Ama ister istemez belki vücudumuz çok fazla tekniğe gitmiyordu. Formda olmadığımızı gösteriyor aslında bu da. Ama yine de kazanma hırsı her zaman galip geliyor. Bu maç var zaten. Hocam o zaman soru şöyle geliştirelim. Olimpiyatlara form grafiği en yüksek seviyede nasıl getireceğiz? Yani şunu önce açık getirmek istiyorum. Şunu Avrupa bu yapılan Yaşar Doğu'da sadece biz değil yani. Rakiplerimiz de aynı şekilde. Onlar da hazırlık döneminden geliyorlar. Onlar da hazırlık döneminden aynı bizim gibi çalıştıklarına inanıyorum. Biz son iki güne kadar çift antrenman yaparak gittik. Tabii Avrupa Şampiyonası'nda da aynısını olacağız. Aynı şekilde çift antrenman yaparak bizim için orada yine yensek de sevinmeyeceğiz. Yenilsek de üzülmeyeceğiz. Çünkü bizim kualifikasyona odaklanmamız lazım. Moralimizi de bozmadan. Önce kotalarımızı aldıktan sonra onun devamında kamp sistemimiz devam etmekte. Özellikle şu anda belki Yasemin de bilmiyor ama bizim kualifikasyonları alırsak Allah'ın izniyle inşallah. Finlandiya'da yapılan bir kamp var. Oradaki kamp şöyle, sadece şunu açıklık getireyim. 69 ve 76 bütün dünyada ne kadar varsa bir yerde olacak kamp yeri. Diğer sikletlerin ayrı bir şehirde olacak. Yani o şekilde planlıyoruz. İnşallah öyle bir şey olursa bu şekilde yapacağız. Evet Yasemin, 2017 yılında dünya şampiyonu olduğun an. Ama
o anın önüne geçen bir durum vardı. Sonrasında sana bu soru hep soruldu. Güreş dünyasında da programda da yer vermek gerekiyor. Yani biz şampiyonluğunu hatırlıyoruz her türlü ama tabii ki o duygu yoğunluğu Erdem Bey'in sana o teklifi. Şimdi tabii izleyicilerimiz baktıkları zaman geçmişte hani açıklamalarım var. Hani o zaman belki biraz şampiyonluğun önüne geçti tarzında da yine cevaplarım vardı ama biz yine de çok hoş olmuştuk o yıl. Yani o an tabii ki dünya şampiyonusun, bir de böyle bir teklif geldi. Şimdiki düşüncen nasıl? Şimdiki düşüncem... Hadi bakalım. İyi ki de böyle bir evlenme teklifi ettiğini düşünüyorum. Harika, çünkü harika. Görüntüleri de ekrana verebilirsek hemen arkasında olursa. Çünkü bizim toplumumuzda beni yani dünya şampiyonu olarak tanımıyorlar. İşte beni sadece dünya şampiyonu olarak tanımıyorlar. bilmiyorlar hatta. Toplumumuz beni dünya şampiyonasına evlenme teklifi alan kız olarak. Hep bir fotoğraf var ya. Evet, bizde bu kareyi dondurdu. Bu fotoğraf. Bu fotoğraf akılda kalmış ve bu şekilde daha çok tanınıyorum. O zaman biraz başarımın önüne geçtiği için çok sevmek etmiştim kendisini. Ama şu an yani iyi ki böyle bir şey yapmış da akıllarda kalabildiğim için yani çok mutluyum. Evet, yani bu teklif geldi. Sonrasında tabii ki bu süreçte devam ediyor. Sevgili Erdem Bey de buradaydı biraz evet. önce. Ve Tokyo 2020 umarız ki orada olacaksın. Sonrasında da bu hayatı birleştirme süreci de inşallah olacak. İnşallah yani. Birleştirmeyi düşünüyoruz. Ama sağ olsun Selçuk abiyle bunu anmak istiyorum. Selçuk abi de bana şey diyor işte 2024'e kadar yolun var. İşte bırakmamalısın. evet. Efraim hocam bakıyorsunuz öyle ama bilmiyorum siz neler söyleyeceksiniz. Ben de mutluluklar diliyorum inşallah. Planlamayla ilgili bir şey yok, i̇nşallah, müdahale yok. Hayırlısı tabii ki, diyoruz hayırlısı. Tabii ki de. Tabii ki onun da kendi özel hayatı olacak. Her şampiyonun o da bir makine değil, o da bir insan. Evet, evet. O da her şeye layık olduğunu düşünüyorum. En güzeline layık olduğunu düşünüyorum. İnşallah Allah yolunu açık etsin yani. Peki Recep Tosun, eklemeleriniz var mı? Bu bayağı güzel konu olduğu için biz, çünkü çok beklentiler var. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Amili takımı erkekleri de çalıştırdı. Bayanlara çalıştırma zorluğu ve erkeklere çalıştırma kolaylığı nelerdir? Bunu samimi bir şekilde güzel. Herhalde cevaplarsın. Evet, samimi bir şekilde hocam. Yani, burası sizin meydanınız. Evet. Recep Bey genelde bu soruyu devamlı sorarlar. Ben de sporculara özellikle kadın milli takımda toplantı yaptığımda şunu söylerim. Bu bir erkek sporu. Erkek gibi güreşeceksiniz. Yoksa başarılı olamayız. Yeri geliyor tabii Yasemin de burada ağlıyor. Yani zorluklara görünce sadece Yasemin değil başka kızlarımız da zor bir spor. Mental olarak kaldırmak daha zor oluyor değil mi? Onları tekrar tutmak. Tabii sadece biz çalışmıyoruz böyle. Yani dünyadaki bütün kadın sporu yapan, güreş özellikle yapan bunlar hepsi çalışıyor. Yani biz aynı şekilde çalışıyor. Zorluklar içerisinde çalışıyor. Yani biz de yani bu zorlukları göreceğiz ki yani güzel günleri görmek için. Zaten de her zaman onu söylerim yani biz güzel beyaz ekmek yemek istersek bunları zorlanacağız. Yani yoksa yani bir şeyi elde edemeyiz yani. Çok öğrenci var. Bir isim verebilir misin böyle hakikaten erkek ruhuna sahip? Çok dik duruyor, düştü deme kendi kalkabiliyor. Zorlanmadığın bir isim var diye bir isim var mı? Evet hocam. Yanımda Yasemin Adar. Tabii Yasemin Adar gibi diğer sporcularımız da gerçekten çok emek veriyorlar. Yani şuradan sıraca saymak istersem özellikle takımımı Evin Demirhan, Zeynep Yetkil, Bediha Gün. Bediha Gün de Avrupa üçüncüsüdür. Yani büyüklerde de Avrupa üçüncüsü olmak kolay değil tabii. Onun yanı sıra işte Elif Yanık olsun, genç bir sporcu. O da aynı şekilde. Elif Jale zaten biraz yaşlı da olsa gerçekten çok çalışıyor. Buse Tosun aynı. Yani Yasemin için zaten tam bir profesyonel. Yani bir demesem de mesela 10 tane halat mı diyeyim mesela. 10 tane halat, 11 tane çıkar ama 10 tane, 9 tane yapmaz. Yani evet. Zaten ekstra yaparsan başarılı olursun. Yani bizim üstüne koymak için sadece hocanın değil, sadece ne bileyim başka birinin yönlendirmesi ya da şartların çok iyi oluşu değil. Yani kendi çabası. Her yerde bir sporcu gibi davranman lazım. Yani bir dışarıda çünkü normal bir vatandaştan farklısın yani. Senden 80 milyon ülken madalya bekliyor. Yani bayrağını temsil ediyorsun. Yani biz yani onu her zaman Yasemin'e öyle diyorum. Sen kendin yani bebek gibi bakman lazım. Yani sadece kendine sorumlu değilsin. Yani ülkemizi temsil ediyorsun. Yani biz onun bilincindeyiz. Gerçekten kamplarda da çok güzel bir ortamımız var. Birlik beraberlik olsun.
arkadaşlık olsun, yardım, biri kilo düştüğü zaman diğerkinin gelmesi. Bazen duygulanıyorum yani, dışarıdan baktığım zaman da duygulanıyorum. Yani biri kilo düşerken gidip masaj yapması, yani masözü beklemiyor, anında koşuyor, bayılıp düşüyor. Geride hemen peşine 4-5 tane arkadaşı geliyor, biri bir tarafına biri. Sonra bakıyorsun Yasemin halsiz halde bile bakıyorsun, diğer arkadaşına yardımcı oluyor. Bunlar tabii ki takım ruhu. Bu başarılar kolay gelmiyor. Yani bunlar birlik beraberlikten geliyor. Tabii burada emekleri olan çok saysam yarına kadar sayabilirim. Yani antrenörlerimiz olsun, kulüplerdeki yöneticilerinden, antrenörlerinden gerçekten Allah razı olsun. Herkes, bu kadın güreşine emek veren herkesten Allah razı olsun. Ve ailelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Aileler, çünkü ben de 3 kız babasıyım. Benim de yetişkin kızlarım var. Biri 22 yaşında, biri 17 yaşında, bir tanesi de 2,5 yaşında. Yani kolay değil yani. İnsan evladını bir yere teslim ediyorsun. Orada onun hangi şartlarda olduğunu düşünüyorsun. İster istemez yani, sen düşünmesen bile hanımın bile şey yapar. Yani ne yapıyor bizim, evet, kızımız gibi şu anda biliyor musun? Ama takipte. Biz bunların tabii farkındayız. Biz yeri geliyor anne, yeri geliyor babası oluyoruz. Ve o aile ortamını, zaten artık bir aile gibiyiz. Yani artık bir şey söylememize gerek yok. Baktıktan sonra anlıyoruz yani. Yani ne durumda, ne istediğini. Onlar da artık bizimle beraber aynı şekilde, aynı düşüncedeler. Yani güzel bir ortamımız var. İnşallah bunu sonucu iyi bitirmek önemli. Finale varmamız iyi, önemli. Biz de bunun birincindeyiz. İnşallah bunu el birliğiyle, hep beraber el birliğiyle bütün güreş antrenörü olsun, bütün güreş camiası olsun, hep beraber bir birlik içerisinde inşallah güzel bir neticeler olur. Ülkemize de hayırlı olur. Hocam devam edeceğiz. Bir soluklanalım dilerseniz. Evet sevgili izleyiciler, Güreş Dünyası programında ilk bölümünde Yasemin Adar üzerinde konuştuk. Ülkemizdeki güreşi de konuşuyoruz. Kadınlarda, erkeklerde devam da edeceğiz. Hatta birazdan Buse Tosun'da telefon attığımızda olacak. Kısa bir ara, aranın ardından devam ediyor olacağız. Güreş Dünyası tüm hızıyla devam ediyor ama şu an itibariyle son bölümdeyiz. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Yasemin Adar bizler birlikte olmayı sürdürüyor. Bir saati aşkındır yayınımız devam ediyor. Efraim Kahraman, kadın milli takımımızın antrenörü ve sevgili Recep Tosun. Şimdi yine röportajlarla devam edeceğiz. Yani Yaşar Doğu Uluslararası Turnuvası'na 48. tamamlanan organizasyonla ilgili yine VTR'lerimiz var. Ve şimdi sırasıyla Gençlik ve Spor Bakanımız sevgili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, diğer taraftan Gençlik Spor Yardımcısı hemen birlikte Murat Kocakaya ve sevgili Başkanımız Musa Aydın. Hepsinin açıklamaları şimdi bir pakette ekranlarınıza gelecek. Bakalım kendilerinin görüşleri neler? Tabii güreş bizim atasporumuz ve hakikaten altyapısıyla, geçmişteki başarılarıyla, günümüzdeki başarılarıyla ve gelecek umutlarımızla güreşin bize apayrı bir yeri var. Ben bu manada güreşle ilgili çalışmalarımızdaki gücümüzü, enerjimizi çok daha yukarılara taşıyacağımızı ifade etmek istiyorum. Tabii ki federasyonumuzun bu manadaki gayretleri takdire şayan, kendini tebrik ediyorum. Ve inşallah altyapıyı daha da güçlü kılarak, okullarla, eğitim camiasıyla daha ortak çalışmaları artırarak hem başarıyı çok daha yukarılara taşıyacağız. Ulusal anlamdaki tabana yayılmışlığı artıracağız ve tabii uluslararası alanda güreş bizim hep övünç kaynağımız olmaya devam edecek. Ben buradaki müsabakalardaki sporculara da başarı diliyorum. Ve inşallah, biliyorsunuz 2020 Tokyo bizler için önemli. Ve bu süreçte gerek federasyonumuzda gerek sporcularımıza önemli bir çalışma halindeyiz. Güzel bir iletişimimiz var. İnşallah onlar bizim hiç mahcup etmediler. Yine de bundan sonraki süreçte de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Bu turnuvanın bir özelliği de bu sene 2020 olimpiyat senesi. Buradaki sporcularımız büyük bölümü kendilerini görecekler. Olimpiyattaki hazırlıklar, kualifikasyon turnuvası hazırlıklarıyla ilgili kendilerini görme turnuvası. Burada yarışan sporcularımıza başarılar diliyor. 18'e yakın ülke katıldı. Bunun için çok iyi sporcular var. Avrupa Dünya Şampiyonları var. İstanbul'da onları ağırlamak da gerçekten Türk sporu için güzel bir duygumuş. Davranış. Türk sporunda bazı şeyin çok iyi gittiğini düşünüyorum. Dünyada şu anda dünya
kalifikasyon olan, sağlam olan tur şeylerde baktığınızda 5 tane sporcunuz dünya lideri. Beşte dünyanın ilk 5'te 25 tane Türk sporcusu görülüyor. Bu hakikaten Türk sporu için çok güzeldir. İnşallah 2020 olimpiyat senesi. Biz aslında herkesin kendinin ne olduğunu göreceği bir sene. Çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani Genç Spor Bakanlığı olarak biz bu senenin Türk spor için çok başarılı geçeceğini bekliyoruz, umuyoruz. Federasyonlarımız, kulüplerimiz, sporcularımız, biz bakanlık olarak hep beraber yoğun bir şekilde 2020'ye hazırlanıyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama inşallah Türk spor camiası bu sene 2020 bittiğinde mutlu olacağını düşünüyorum. Yaşar Doğu Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş bir sporcumuz. Olimpiyat şampiyonluğundan sonra kendisi gibi Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları yetiştirmiş bir antrenör. Aynı zamanda işsiz güreşçilerimize, iş aşı olmayan güreşçilerimize aş temin etmiş bir idareci, bir baba. Güzel ahlakıyla da sporculara örnek olmuş bir kişilik. Ben kendisini tabii rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. İnşallah Cenab-ı Allah Türk milletine, ülkemize nice Yaşar Doğular nasip etsin diyorum. Özellikle ülkemizi temsil ederek, bayrağımızı temsil ederek başarılı olmuş, şampiyon olmuş sporcuları ayrıca tebrik ediyorum. Bu hafta İtalya'da writing turnuvası var. Bu Yaşar Doğu'dan sonra hemen güreşçilerimiz orada turnuvaya katılacaklar. Tabi orası önemli bir turnuva, puanlı turnuva. O turnuvadan sonra Avrupa şampiyonası var. Avrupa şampiyonasından sonra Avrupa kota maçlarımız var Macaristan'da. Ondan sonra da dünya kota maçlarımız var. Tabi bu Avrupa kota maçlarımız ve dünya kota maçlarımız çok önemli. Yani olimpiyatlara katılabilmek için kota almamız lazım. Dolayısıyla bu kota maçlarımızı biz çok önemsiyoruz. 4 grekoromen, 4 serbest, 4 bayanlar, toplamda 12 kota almayı hedefliyoruz. Öyle inanıyorum, ümit ediyorum ki hedefimize ulaşırız. 2016 Rio Olimpiyatlarında ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Dolayısıyla 2020'de de halkımızın beklentisi yüksek. Biz bu sorumluluğumuzu biliyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Ona göre gayret ediyoruz. Şimdi tabii Tanju Gemici hem altyapısı minder olan ve şu anda da Kırkpınar'da baş pehlivanlık için iddialı bir isim. Böyle birinin tabii burada özellikle salto tekniklerini uygulayarak rakiplerini tuşlaması ve finale gelmesi oldukça başarılı. Büyük başarı. Ben kendisini tebrik ediyorum. Özellikle Hamza Alaca gibi genç bir sporcunun Recep Münir Aktaş ve Recep Topal gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk elde etmesi gerçekten çok anlamlı. Yeni bir yıldızın geldiğinin, Türk güreşine yeni bir yıldızın doğduğunun müjdesidir. Ben kendisini tebrik ediyorum. Yasemin Adar tabii gerçekten büyük bir güreşçi. 4 Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, dünya ikincisi olan bir sporcumuz. Burada da şampiyon olması gerçekten bizleri mutlu etti, gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyorum. Hedef tabii Yasemin'in olimpiyatlar. Bayanlarda biliyorsunuz Avrupa'da, dünyada birçok madalyalar aldık. Avrupa şampiyonu çıkarttık, dünya şampiyonu çıkarttık. Şimdi bir eksikliğimiz olimpiyatlarda madalya. İnşallah Yasemin'le altın olur diye düşünüyorum. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Kadın milli takımımız gerçekten çok kısa sürede erkek, yani Greco-Romen'i ve serbesti yakaladı. Yani 4 tane kota Greco-Romen'den bekliyorsak 4 kota da kadınlardan bekliyoruz. 4 kota serbestten bekliyorsak 4 kota da Greco-Romen'den bekliyoruz. Çok kısa sürede gerçekten çıtayı çok yükselttiler. Ve şu anda dünyanın en güçlü bayan güreş takımına sahibiz. Bu başarıyı zaten normal olarak görüyoruz, normal karşılıyoruz. Beklediğimiz bir sonuçtu. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sayın Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve biraz önce de sevgili Musa Aydın Başkanımızın açıklamaları. Tabii Yasemin'e de mesajlar gitti her zaman olduğu gibi. Kendisi de dinlerken de yine olimpiyat hedefi bir kez daha canlandı. Biz her zaman canlı da tutuyoruz. Musa Aydın özelinde de devam edebiliriz. Sevgili Recep Tosun, sonrasında evet, ben, hocamıza da Yasemin'e de söz vereceğiz. Yasemin'e de sorum olacak Sayın Başkan'ın özelinden. Sayın Musa Aydın, normalde bireysel sporların federasyon başkanları, hele hele Musa Aydın gibi güreşin içerisinden gelmiş biri ise, yani o spor branşının içerisinden gelmiş biri ise ve federasyonun birçok kurullarında da görev aldı, sonra başkanlık yaptı.
ve 50 yıl, 70 yıllık başarıları yakaladı. Bir antrenör olarak böyle sporu çok iyi bilen bir başkana çalışmanın zorluğu ya da kolaylığı var mı? Sporcu olarak da dezavantajı da avantajları var mı Yasemin? İstiyorsan sen başlayabilirsin. Evet, Musa başkanım. Yani şunu demek istiyorum. Ya benim bacağım döndü, işte yorgundum, işte tokam açıldı gibi mazeretleri kabul etmez güreşin içerisinden geldiği için. Evet. Analiz bakımından da çok iyi. Güreşirken bir hata gördüğünde falan hemen yanımıza gelip işte bu maçta şunu yapmaman gerekiyordu gibi böyle bir telkinde de bulunuyor, uyarıda da bulunuyor kendisi. Yani Musa Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Biz onun geldiği dönemden itibaren yurt dışı kamplarına başladık. Bize emeği gerçekten çok fazla oldu. Size en çok inananlardan biriydi. Kesinlikle. Zaten onun dönemiyle beraber kadın güreşi çok büyük bir başarı ve ivme kazandı. Yani kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir elimizi iki etmiyor sağ olsun. Evet hocam biraz da... Yani ben şöyle değerlendirmek istiyorum. Hem avantaj hem dezavantaj. Yani yeri geliyor şimdi bazen onu farklı yönlendirmek isterken yönlendiremiyorsun. Çünkü senin ne demek istediğini de çok iyi anlıyor. Tabii kendisi de uzun zamandır yöneticilik de yaptı, as başkanlık yaptı. Şu anda da başkanlık yapıyor. Ve yani kısacası lep demeden leblebi diyeceğini hissediyor. Özellikle güreşçinin psikolojisini iyi anlıyor ve şu anda antrenörün de ne demek istediğini anlıyor. Bize de bunlar da tabii yardımcı oluyor. Yani fikir veriyor. Yani şöyle alternatif şu olsa, şöyle olsa veya yani bazı pozisyonlarda itiraz konularında bile yani bilgisi var. Ya bu aslında böyle olsaydı burada puan yok muydu? Şimdi bunlar da tabii güreş yaptığı için o da yani farklı şeyler yani çıkıyor. Sizin tarafınızdan yani, da sümen altı yapacak bir yani. Pek durumunuz yok hocam. Bunu da söyleyeyim. Ama tabii emeği çok büyüktür. Şöyle özellikle ben onun döneminde bayan güreşine geldikten sonra uluslararası kamplarda yani yaklaşık bir yılda 3-4 defa yurt dışına gittik. Şu anda zaten bütün kamplarımızda yine yurt dışından sporcularımız var. Yasemin gerekse rakip olması için çağırıyoruz. Gerekse diye at sikletlerde. Bütün kamplarımızda yabancı sporcuları davet ediyoruz. Aslında davet etmeden kendileri zaten talepte bulunuyorlar. Ve tabii başkanımız da sağ olsun hiçbir şey hayır demiyor. Bize gerçekten yardımcı olmuştur. Böyle 7-24 saat ulaşabileceğiniz bir başkan olması da aslında büyük bir şans tabii. Olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Sayın Başkan'ın çok önemli ve üstüne düştüğü bir projesi var İBO. Onu uzun vadeli olduğunu kendi söyledi ama sen de oraları takip ediyor musun ya da kurmaydan da beraber oradan gelecek yani, maden diyor oraları için Sayın Musaydın. Ben açıkçası benim çok şey bunu takip edemiyorum onu. Çünkü biliyorsunuz biz devamlı kamplardayız. Daha çok işte biz kampların dışında işte tohumdaki yani şöyle isimler geliyor mu? Bak bu isim Yasemin gibi yetenekli, cesur gibi böyle isimler yollanıyor mu sana takip etme konusunda? Tabii mutlaka. Orada bazı arkadaşlarla konuşuyor. İşte falanca yerde şöyle bir kız var. Bak gelişim sağlıyor. İşte çalışılırsa böyle olur, şöyle olur. Yani eşten, dosttan bizi alıyoruz yani haber. Benim de yeğenim sayılır Buse Berdan. Yasemin senden küçük bir şey alabilir miyim onun hakkında? Gelişimi nasıl? Üçüncü oldu Yaşar Doğu'da. Buse Berdan. Valla ben çok fazla takip edemedim açıkçası aslında Yaşar Doğu. Çünkü ben birazcık hani kilosu olan problemli bir sporcuyum. Diyet yapıyorum ve bu yüzden de çok fazla dışarı çıkmıyorum. Evet. Maçları bile çok fazla izlemedim. Ama bu gördüğüm Yaşar Doğu kadınlar bakımından gerçekten çok güzeldi. Ve çok başarılı buldum açıkçası. Her siklette mutlaka başarımız var. Hatta 2-3 tane bile başarımız çıkıyor. Bu hatta dünya şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü, işte Avrupa şampiyonu olmuş birçok sporcu vardı. Onlarla maç yapmak, o anki atmosferi tatmak bile çok büyük bir ayrıcalık. Evet. Eminim de çok kendisi de tecrübelenmiştir. Hocam, Buse Berdan. O baş pehlivan değil mi bu? Evet, baş altı pehlivanı. Benim de aynı zamanda hemşerimdir. Evet. Kendisi babası aslında dün aradı, dün görüştük. Tabii ben kızı tanımıyordum daha doğrusu. Türkiye şampiyonasında gördük ama çok kısa bir şey. Burada yani bizim iyi bir sporculardan birini 3-5 maçında yendi. Ve şu anda 22'sinde onu da davet ettik. Harika. Buradan da onu da söylemiş olalım. Evet. Yani inşallah bizim kapımız açıktır. Yeter ki
Yani bu yolda devam etmek isteyenler, biz devamlı bir adım atana biz 5 adım atarız. Evet, güreş dünyası diyoruz ve her yere de parmak basıyoruz. Şimdi genel bir toparlama da rica edeceğim sizden. Tabii ki 2020 spor yılı olarak bizler Sportsnet grup olarak da bunu lanse etmiştik. Birçok yerde de bu başlıklar çıkıyor. Yani Avrupa Futbol Şampiyonası var, ülkemizi ilgilendiren Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da. Ama esas önemli olansa 2020 Tokyo Olimpiyatları. Rio'da elde ettiğimiz bir altın madalya, o da tahakkülden gelmişti. Güreşte gelmişti. Önceki başarılarımız, hep tekrarlıyoruz bunları ama şu an itibariyle kotayı da bir kez daha aktarayım dilerseniz Efraim Hocam. Yani 4 sporcumuz var. Cenk İldem, Tahakkül, Rıza Kayaalp ve Süleyman Atlı. Şu an erkeklerde isimleri saydık ve biz buna Yasemin Adar'la birlikte kadın sporcularımızın da dahil olmasını bekliyoruz. Yasemin, sözü sana vereyim. Avrupa ve Dünya Şampiyonu etiketiyle buradasın. 5. Avrupa Şampiyonluğunu kovalıyorsun. Bir kez daha vurgu yapalım. Çok önemli bir değersin ülkemiz için ve Tokyo 2020 başında da sorduk, sonunda da yine hedef doğrultusunda çok yaklaştı çünkü Temmuz sonundan bahsediyoruz. 2020 yılı bizim için çok önemli. Bu yılda başarımıza başarı eklemek istiyoruz. Yine katılacak müsabakalarım var. Bunlardan bir tanesi Avrupa Şampiyonası. İnşallah 5. kez Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyorum yine. Arkasından Avrupa Kalifikasyonu var. Kalifikasyonları alıp bir an önce olimpiyata gitmeye hak kazanmak istiyorum. Evet. Çünkü benim arkadaşlarımla beraber birçok kişinin de gördüğü gibi Avrupa Dünya'da madalyamız var. Kadın güreşinde ama olimpiyatta madalyamız yok. Evet. İnşallah olimpiyatta da madalya almak için teknik ekibimiz, işte gerek bakanlığımız olsun, gerek güreş federasyonumuz olsun, bize hiçbir zaman her zaman yanındalar ve hiçbir zaman eksikliğimizi göstermiyorlar, sağ olsunlar, her konuda destek çıkıyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz bu konuda. İnşallah 2020 yılı güreş adına çok iyi bir yıl olur ve başarılı bir yıl geçiririz ve olimpiyatlarda çok büyük hedeflerimiz var. Olimpiyatlarda da 2016 yılında bir tane altın madalya almıştık ama inşallah 2020'de 3 tane altın madalya alırız. 3'ü de ağır sikletten olur. Çok güzel mesaj geldi. Hocam, tabii ki bu hedefler doğrultusunda kota içinde mücadele veriyoruz. Yayın öncesinde de konuşmuştuk. Budapeşte ve Sofya ayakları da bizler için çok önemli. Sizlerin de yine düşüncelerini alalım. Başında da aldık ama sonunda da yine vurgu yapalım. Tabii biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası 16 Şubat. Evet. Biz onun devamında kısmetse 19 Mart, 22 Mart Budapeşte de olacak. İlk kualifikasyon. Bizim için öncelik o. Avrupa'da almamız gerekiyor. En azından 3 kota alırsak iyi olur. 2-3 kota alırsak. Çünkü dünya son kotası. Son kota olduğu için orada artık hata çok az olması lazım. O yüzden bizim tabii ki programımızda oralara endeksliyiz. Öncelikle Sport TV olarak bizleri buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani ne sizlerin demek? Her zaman burası sizin eviniz. Yani Tahakkül'e de geçmiş olsun diyorum, evet, sizlerin. Bir an önce toparlar, olimpiyatlarda görelim. Olimpiyat şampiyonu. Evet. Yine de olimpiyat altın madalyaya en yakın sporcumuz. Bunun yanı sıra burada voleybolu da tebrik etmek istiyorum. Biliyorsunuz kotayı aldı, vizeyi aldı. Ülkemiz adına çok güzel bir duygu. İnşallah onlara da başarılar diliyorum. Yani baktığımız zaman bakanlıkta bir sürü şampiyon bir sürü sporcularımız var. Bir sürü yani bizim çok değerli şampiyonlarımız var. Evet. Bizim için bunlar da gurur kaynağı. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu. Çok değerli bir sporcu. Çok değerli bir şu anda bürokrat diyebiliriz. Evet, evet. Onun yanı sıra Selçuk Çebi, daire başkanı, eğitim daire başkanı. O da devamlı birebir bizle ilgileniyor. Ercan Yıldız aynı zamanda organizasyon daire başkanlığını yapıyor. Yani bunlar bizim için çok büyük bir gurur. Bizim güreşin içerisinde gelip bu seviyelerde böyle bir görev yapmaları. Ben her zaman Yasemin'e de aynısını söylüyorum. Yarın öbür gün seni de böyle yerlerde görmek istiyorum. Seni tabii, de böyle yerlerde yönlendirmek istiyorum. Yani kendisinin zaten o planları vardır. Bakan yardımcımız, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz olsun. Murat Kocakaya yardımcısı.
Özellikle Murat Kucakaya devamlı kamplarımıza gelir, evet. Gelir. Birebir de telefonda görüşür. Beni çok mutlu ediyor. Bir şey ihtiyacımız olduğu, ihtiyacınız var mı herhangi bir? Çünkü Tom'un da aynı zamanda başkanlığını yapıyor. Başkanımıza müsaidin. Devamlı zaten yanımızda. Ona teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra tüm antrenörlerimiz olsun, federasyon çalışanlarımız olsun. Yani aşçısından yanımızda olan herkesten Allah razı olsun, bizlerle beraber olan, bizlere dua eden, ekran başındaki seyircilere, herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz onların duasından, onların desteklerinden bu başarıları elde ediyoruz. Bizden esirgemesinler, devamlı bizlerle beraber olsunlar. Onlar bizim yanımızda olduğu sürece biz başarıları devam edeceğimize inanıyorum. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı oluruz. Evet, hedef Tokyo 2020. Sevgili Recep Tosun, neler söylemek istersin? Senden ben devam. Az önceki VTR'den devam etmek istiyorum. Orhan Okulu'yu, onun özelinde de ustası Kemal Limaz'a teşekkür etmek istiyorum. Evet. Çünkü Antalya'dan kalkıp Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nda milli güreşçilerimizi desteklemeye geldiler. Bu önemli bir ayrıntı. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda gelip desteklerler. Ben hem Efraim hocama da hem Yasemin'e de tüm milli takım güreşçilerimize inşallah bol madalyalı, tabi sağlıkları çok önemli öncelikle. Aynen. İnşallah o şuurda güreşeklerine umudumuz fazla. 2020 yılı Türk güreşinin, Türk sporunun yükseldiği yıl olacağı umuduyla burada hepsine teşekkür ediyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. 1,5 saati aşkın bir yayın gerçekleştirdik bugün. İkinci programımızdı. İlerisi de olacak. Umuyoruz ki devamı da gelecek. 2 haftada bir bu programı izleyicilerimize buluşturuyoruz. Siz değerli sporcular, antrenörler olsun, sporumuz yayılsın, olimpik branşlar yayılsın ve başarılar da gelsin diyoruz. Bir kez daha çok teşekkürler. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Güreş Dünyası programının ikinci bölümünde tamamlamış oluyoruz böylelikle. İlk bölümde, ilk programda sevgili Musa Aydın bizlerle birlikteydi, başkanımız. Ve şimdi ise Yasemin Adar, kendisi Avrupa ve Dünya şampiyonu. Tokyo 2020'de umuyoruz ki olimpiyat madalyası da olacak. Podyumda göreceğiz kendisini. Hedefimiz tabii ki altın ve diğer sporcularımıza da vurgu yapıyoruz. Taha Gül, umarız ki hemen yetişecek. Sevgili Buse Tosun'la konuştuk. Umarız o da hemen toparlanacak, Avrupa şampiyonasına yetişecek. Türk güreşinin her zaman yanındayız ve programlarımız da sürecek. Yeniden görüşünceye dek diyelim, hoşça kalın.